başlayalım. Faktöriyel nedir? Faktöriyel çok, çok böyle yani ufak bir konudur ama mesela yapamayan böyle çok ben bunu yapamıyorum, nasıl yapacağım, edeceğim diyen bir sürü kişiyle de karşılaşmamış durumda değilim, onu söyleyeyim. Nedir faktöriyel? En basit tanımıyla. Birden bir sayıya kadar sayıların çarpımıdır. Değil mi? Birden bir sayıya kadar olan sayıların çarpımı. Mesela bir faktöriyel nedir? Bir. Birdir. Bir faktöriyel, özür dilerim. Bir faktöriyel dediğimiz sayı birdir. Peki iki faktöriyel nedir? İki çarpı birden ikidir. Bir faktöriyel nedir? Üç iki birden altıdır. Peki hatta bir şey demiştik, hatırlıyor musunuz? Faktöriyel sayıların içinde birden yukarı olanların hepsinde iki çarpan olduğu için sayılar daima çifttir demiştik. Aynen. Peki bir tane ekstra tanım var sadece, sıfır faktöriyel. Sıfır faktöriyel nedir? Bir. Bir. Birdir. Niye? Neyse, bilmiyorum. Kabul diyorlar. İnternetteki videolarda öyle. Ben bunu kabul etmiyorum. Sıfır faktöriyelin bir temeli var. Onun da bizim buradaki formülümüzle bağdaşmadığı için onu söyleyemiyoruz. Yoksa bir ispatı tabii ki var, kabul değil ama matematiksel integralle yapılan bir şey. Beta şey gamma diye bir fonksiyon var, oradan geliyor. Şimdi ben şöyle geliyorum. Bize şöyle bir uyarıda bulunabilir. Bir faktöriyel sayının içi her zaman şöyle olmak zorundadır. Bize verilen bu ifadede kök 2 faktöriyel, 1 bölü 2 faktöriyel, eksi 3 faktöriyel gibi ifadeler tanımsızdır. Ama yanında doğal sayı olacak şekilde verilen bütün faktöriyeller tanımlıdır. Yani en faktöriyelin tanımı olabilmesi için buranın bir doğal sayı olması gerekir. Anlaştık mı? Peki şu gösterime dikkat eder misiniz? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı n eksi 2 neyin açılımıdır? Hocam faktöriyel açımı yani. En eksik en Hangisinin? Yani faktöriyel. şıklara bakarsanız hangisinin N faktöriyel açılımıdır? çiftinin. N-2 faktöriyel. N eksi 2 faktöriyelin açılımıdır. Peki burada önemli olan şey şu mudur? Birden başlayıp nereye kadar gidiyorsa sondaki sayının neyse onun açılımıdır. Peki bir hatırlatma yapayım. Ben 15 faktöriyeli nereye doğru açarken 15, 14, 13, 12, 1'e kadar yazabilirim. İstersem yazmayabilirim de. İstersem şöyle de yazabilir miyim? 15 çarpı 14 faktöriyel. Doğru mu? Peki istersem şöyle yazabilir miyim? 15 çarpı 14 çarpı 3 faktöriyel diye de yazabilir miyim? O zaman faktöriyeli sadeleşecek terimi yakalayana kadar açarım. Doğru mudur? Mantık da budur zaten. Peki, buyurun. Şimdi size birkaç tane örnek altı altına. Birinci örneğe göre. Şimdi bize ÖSYM sınav sorularında çok ilginçtir ki genellikle böyle en alttaki örnek tarzında, tabii bu kadar kolay değil ama mesela bu KPSS sorusu, şu en alttaki. Bu tarzda çok fazla soru soruyorlar. Ve birbirine çok yakın oluyor sorular. Çok ilginçtir. Bir sınavda 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel soruyor. Birinde 8 artı 7'yi soruyor. Çok basit sorular soruyorlar. Olur da ters bir durum çıkmasın diye ben tek tek her şeyi göstereceğim. Başlıyorum. 0 faktöriyel nedir? 1. 1 Bir, faktöriyel nedir? 1. 2 iki, faktöriyel nedir? 2. Peki dört. bunları toplarsanız kaç geldi? 4. Ama yanında ne var? Faktöriyel. Faktör 4 24. faktöriyel nedir? 24. 24. Değil mi? Peki ikinci örneğe ne dersiniz? 14 14. çarpı 14. 14 kadar yazıyorum. 14 çarpı 14 13 çarpı 12. çarpı 12 faktöriyele kadar gidiyorum. Sebep ne? Çünkü faktöriyel bir sadeleştirme işlemi olduğu için sadeleştirebileceğim en yakın terimi arıyorum. Sadeleştirirseniz 13 çarpı 14 kaç yapar? 100 galiba 82. Peki, alttaki örnek. Bak mesela buradaki sayıların faktöriyelleri çok büyük değiller. Ben sizin yerinizde olsam 5 faktöriyel kadar az buçuk bilirim. Bilmesem bile çarparak hızlıca onu görmeye çalışırım. 3 faktöriyel ne? 6. 4 faktöriyel ne? 24. 24. Peki 5 faktöriyel ne? 120. 120. Peki bunların hepsini toplayıp neye böleceğim? 6'ya. 6. 120, 144, 150. 150'yi 6'ya bölsem ne geliyor? 25. Aynen. Peki bir şey sorabilir miyim? Şunun karesi ne? 25. En büyüğün Mesela. karesi mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Sebebi ne? Sebebine geliyor. Şimdi siz burayı açarken normalde toplama işlemini faktöriyelde tanımlayamazsınız. Faktöriyelde ancak parantezi alma işlemi yapabilirsiniz. Parantezi alma işlemi sadece küçük çarpanlarda geçerlidir. 3 faktöriyel buradaki en küçük çarpandır, değil mi?
Peki bunun yanına 4 faktörü nasıl açarsınız? 4 çarpı 3. Faktörü yağı diye açarsınız. Peki bunun yanına 5 faktörü nasıl açarsınız? 5, 4, 3. Peki bunları 3 faktöriyel parantezine alsanız. 3 faktöriyel parantezinde. 1 artı 4, 2, 20. Şurada bir 1 kalır. 1 artı. Burada ne kalır? 4 kalır. Burada 5 çarpı 4 kalır. 20. Sıkıştırarak yazacağım. Kusura bakmayın. Böyle 3 faktöriyel. Bir kere kafadan şunlar gidiyor mu? Peki 4 bir daha burası kaç yapıyor? 5. Peki 5 tane 4 var. Bir tane daha geldi. Ne geldi? 5 tane 5 geldi. Yani 25 oldu. Peki ben o zaman şunu iddia edebilir miyim? Ardışık 3 tane sayının faktörelini içeren bütün toplamlarda bence şunu söyleyebilirsiniz. Mesela siz bana bir tane söyleyin. Büyük olsun önemli değil. Ardışık 3 tane sayının faktöriyel. 11 faktöriyel. 12 faktöriyel. 13 faktöriyelin açılımı nedir biliyor musunuz? Hızlıca yapmak isterseniz. Çok basittir. Küçüğün faktöriyeli artı yanına büyüğün karesi. Sadece 3 tane ardışık olunca mı? Aynen. Ama bak bunu o kadar çok sınav sorusunda soruyorlar ki. Ben en son bir TYT sorusunda, bir DGS sorusunda hatırlıyorum. Bunu yaptığınız zaman pat 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 hemen sadeleştirme imkanınız olur. Unutmayın ardışık 3 tane sayının açılımı küçüğün faktöriyeli büyüğün karesidir. Tamam? Peki bunu siz tutup da küçük faktöriyeli bölünce ne olur? 169. Direkt büyüğün karesi kalır. Aynen. Kabul? Hı hı. Güzel. Sildim. Geçtim sıradaki soruya. Buyurun. Şimdi bana faktöriyel konumunda yazmanız için bir tane sayı veriyorum. Ama bak bir dedin az önce ne dedim? Faktöriyel birden başlar. En sondaki sayının faktöriyeli diye yazılır. Evet. Değişik. Ama burada 6'dan başlıyor. Değişik. Yine bu çarpma işlemi. D şıkkı mı? D. Hocam. Yapmayın, yapmayın. Hocam, D şıkkı. Hangi şık? E. D. Denizli. Edirne. Edirne. Edirne, Edirne. Ben buraya çizgiyi koysam. Sadece. Bir 1 koysam, bir 2 koysam, bir 3 koysam, bir 4 koysam, bir de 5 koysam. Müsaade efendim. Buraya haftada da çıkarım durumunda. Mouse değil ki kendi kendinize toplama çıkarma yapıyorsunuz. Değil mi? Çarpma bölme. O zaman şu gördüğünüz açılım neyin açılımıdır? 24 faktöriyel. 24 faktöriyel. O zaman alt taraf neyin açılımıdır? 5 faktöriyel. Böyle 5 faktöriyel. Ellendim. Sağlık olsun. Şu an elenmen önemli değil. Önemli olan sınavda dikkat etmen. Evet. Anlaştık. Demek sonun cevabı ne? Edirne. Mouse'da toplamdan çıkarabilirsin. O bir toplama işlemi, tersi çıkarma. Ama bu çarpma işlemi, tersi bölme. Tamam? Tamam. Peki geçiyorum. Sıradaki sorular. Buyurun bakalım. İyi ki gelsin. Hmm. Şimdi bana diyor ki 40 faktöriyel x 39 faktöriyel işte x çarpı 39 faktöriyel. Bir kere önce arada çıkarma toplamı olan her şeyi paranteze almalıyız. Burayı ne parantezine alırız? Ya, şey zaten. Peki ben burayı 39 faktöriyel parantezine alsam. 40 eksi 1. Burada 40 kalır. Eksi burada 1 kalır. X çarpı 39 faktöriyel. 39. Peki bu 39 faktöriyeller giderse geriye ne kalır? 39. Demek ki sorunun cevabı budur. Kabul. Peki bir alttaki sizde? 9 bölü 11 değil mi? Aynen. Hocam buradan şöyle bir anlam çıkıyor ama yani birbirinden çıkarılmış halleri birbirlerine çarpılmış hallerine eşit gibi bir anlam çıkıyor. Yok olmuyor. Aradaki fark eğer bunlar ardışıksa büyük ihtimalle öyledir. Tamam. Yani aralığını şöyle söyleyeyim. Mesela 59'a 58 ise büyük ihtimalle 58 kalır zaten. Çünkü aradaki fark birden geliyor. Tamam. Peki ben burayı nasıl açacağım? Hocam 9 bölü 11 zaten de 9 faktöriyel bölü. 9 faktöriyel bölü 1 alırsam. Burada ne kalacak? 9 bölü 11 olur. Eksi 1 olacak. Peki burayı 9 faktöriyel parantezine alırsam? 11. 10 artı 1. Aynı şeyleri tekrarlamışlar aslında. Peki bunlar aynen giderse geriye ne kalacak? 9 bölü 11. Yani sorunun cevabı C. Geçiyorum. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Güzel. Peki geldim buna. Bu mesela bak bir şey söyleyeyim. Şu gördüğünüz soru inanılmaz derecede fix herhangi bir göreceğiniz sınavdaki bir soru olabilir. Bak net. Bu kadar basit ama hep aynı şeyi yapıyorlar. Böyle soru soruyorlar. Ben şimdi ne yapacağım söyleyebilir misiniz? Alt taraf en küçük faktöriyeli
O üçlülerde geçerli Kürşat yani. Ha, altta iki tane var, doğru. Peki burayı ne parantezin alacağız? 9 parantez. 11 çarpı. Cevap 9 mu hocam? Olabilir. Çarpı 9. Faktöriyel. Eksi burası. İkincisi. 10 çarpı 9. Faktöriyel. Eksi 9 faktöriyel. Evet. Böyle aşağı taraf. 9 faktöriyel parantezinde 11. 9 faktöriyel çarpı kolay. 1 artı 10 yani 11. Peki. Burayı 9 faktöriyel parantezine alınca üst tarafı ne kalacak? 110. 110. Eksi 11. 99. 10. Eksi 1. Yani 110 eksi 11. Bölü 9 faktöriyel çarpı 11. Bu da kaç gelecek bunlar giderse? 99 bölü 11. Yani 9 buldum ama. Evet. Ezgi bunu yaparız değil mi? Sıkıntı olmaz. Yaparız. Yok yok bunu yaparız. En basiti bu. Kesinlikle kaçırmayız. Evet. Peki. Geçiyorum sıradaki soruya. Mesela bizim bir zorlandığımız işlem de böyle ardışık gelen ama içinde bilinmeyen olan ifadeler. Peki ben mesela size şunu da önerebilirim. Bunları isterseniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Bak şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada n artı 1 var. N var, n eksi 1 var. Hangisi en küçük? N eksi 1. O zaman ben burayı n eksi 1'e göre açsam olur mu? Olur. Peki ben burayı şöyle yapabilir miyim? N artı 1. N. Çarpı. N çarpı. N eksi 1 faktöriyel. Hiç öbür tarafı filan karıştırmam. Direkt buraya ayırırım. N eksi 1 faktöriyel ile bölerim. Aha. Eksi derim. Peki ikinciye şunu nasıl açarım? N çarpı N eksi 1. N eksi 1 faktöriyel derim. Böyle N eksi 1 faktöriyel. Ya parantezi alıp bazen kafa karıştırmaktansa parantezi bir almayıp ifadeleri ayrı ayrı da bölebilirsiniz. İnanın size oradan daha zorlu bir durum çıkmaz. Peki bunları da sadeleştirdim. Ne kaldı elime? N kare artı n eksi. İçeri dağıttım. N kare artı n eksi n. Eşittir 144 kaldı. Aynen. N'ler giderse n kare kaç oldu 144? N artı eksi 3 demek lazım yoksa 12 mi demek lazım? Artı eksi diyemezsin. Çünkü faktörün içine eksi bir sayı girmez. Aynen doğru. O zaman n kaçtır? 12. Yani mutlak değer vardır orada. Var mı bir sıkıntı acaba? Anlaşılmayan bir yer. Peki. Geçtim. Sıradaki soru. Şimdi bize fix sorulan sorulardan bir tanesi. Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır diye soru. 3 Ceyhan. Şimdi hemen şunu soruyor. Bakalım öyle mi? Şimdi hemen size şunu soruyorum. Bir faktöriyelli sayıyı açarken birler basamağındaki rakam sorması demek aslında bu sayının ona bölünüp bölünmeyeceği anlamına gelir. Bir faktöriyel nedir? 1. 2 faktöriyel nedir? 2. 3 faktöriyel nedir? 6. 4 faktöriyel. Bunların hiçbiri 10'a bölünmüyor. Dikkat ettiniz mi? Ama gel gelelim 5 faktöriyel geldiğiniz zaman 10'a bölünmesi için içinde 2 ve 5 çarpanı olması gerekir. Dikkat edin 5 faktöriyelin içinde 2 ve 5 var. Bu da kaç yapıyor? 120. 120. 2 ve 5'in olması bunun içinde bir 0 olmasını sağlıyor değil mi? Peki 6 faktörüyle açsanız 6 faktörün içinde de 2 ve 5 çarpanı yok mu? Var. O zaman bunun da sonunda bir 0 olmasını sağlıyor. 720 olsa da olmasa da bir 0'ımız var. Peki 7 faktörüye 5040'tır mesela önemli değil. Sonunda bir 0 var. Peki bu 0'ın kaynağı ne? 5. 5. Ve yanına bir çift sayı koyun. 5 kere 2 10. Peki soruyorum. Siz bu sayıyı 10'a bölseniz kalan nedir? 0. 0. 0, 0. Bu ta nereye kadar gider? Hocam. 2007'ye kadar gider. Çünkü 5 faktöriyelin içinde ilk 5 çarpanını yakaladıktan sonra bu 5 faktöriyle tam 10'a bölünür. Geriye kalanların hepsinin içinde de vardır zaten. O zaman hemen şuraya geliyorum. 24, 6 daha kaç yaptı? 30. E peki bu da tam 10'a bölünür. O zaman bize geriye sadece kaç kalır? 2, 1 daha. 3. Demek ki bu sayının bir arasındaki rakam. Peki bir soru sorabilir miyim? Bizim için burada önemli olan şudur diyebilir miyim? Hangi sayıya bölüyor? Tabii birler basamağındaki rakam deyince hep 10'a bölündüğünü unutmayın. Hangi sayıya bölünüyor deyince siz hep şunu sorun. Bana verilen sayının asal çarpanları neler? Ben 10 dediğim için 2 kere 5'tir. O zaman hemen şunu sorgulayın. En yakın hangi faktöriyelde 2 ve 5 vardır? 5 faktöriyel. Deseydim ki bu toplamın 15 ile bölümünden kalan kaçtır deseydim.
Bittiğinde 3 ve 5 olana bakacak. O zaman yine 5 faktöriyelle başlardı. Aynen. En yakın 5 faktöriyeller giderdi. Kabul? Aynen. O zaman bu buyurun. Gibi. Buyurun sıradaki soru. Hatta ben bunu 15 demeyeceğim. Bak bunu değiştirdim. Nasıl olsa sormuş oldum. Vazgeçtim. Bir 21 yazıyor. 21. 21 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyorum. 12. Hiçbir fikrim yok. Değiştirdim şu anda. Cevap vermem zaten. Politiyim. Pardon. Bir dakika. Aybala giremiyormuş. Niye giremiyorsa? Aybala burada mı? Buradayım hocam. Girdim sonra. Özür dilerim. Ben yeni baktım. Kusura bakma. Kaç tane soru var? Hocam gene 3 ya. Pardon. Bilmiyorum, fikrim yok. Gene 3, gene 3. Yorum yok. Şimdi soruyorum. En yakın hangi faktöriyelde 21 yakalarsınız? Demeyeceksiniz. 7 faktöriyel. Değil mi hocam? 3 ve 7 yakalarsınız. 2, 7'yi yakalayacağınız faktöriyel mecburen 7 faktöriyeldir tabii ki. O zaman ben 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. Olabilir. 3 faktöriyel bilmiyorum. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720 dedikten sonra geri kalanın içinde nasıl olsa 7 var diye geri kalanı iptal ediyorum. Bunların kalanı sıfırdır diyor. Niye? Bak bir daha söylüyorum. 7 faktöriyel 1'den 7'ye kadar sayıların çarpımı. Şimdi hem 3 var hem 7 var. İkisi birden olan sayı zaten neyi bölecektir? 7 faktöriyeli bölecektir. Peki bir şey gösteriyorum. Şu ikisinin toplamı ne? 840. Bu da 21'e tam bölünür. Kalan sıfırdır. Bakalım ne kaldı? 24. 6 daha 30. 32, 33. Peki ben buraya 33 yazsam biraz abes olur gibi geldi bana. Bir sayıyı 21'e bölünce 33 kalmaz. O zaman 33'ü 21'e bölüyorum. İçinde bir kere var diyorum. 21'den çıkarırsam kaç kalıyor? 12 kalıyor. Demek ki sorumuzun cevabı kaç? 12. Tabii ki bu hal. Kabul mü? Evet. Kabul mü? Evet. Güzel. Akşam oldu böyle oldu. Buyurun. Sıradaki soru. Hadi bakalım. Değişik bir soru gelsin. Ya öyle dıt gibi de bekletiriz yani. Yeri geldi mi böyle kalırsınız yani. Kusura bakmayın da. Ne oluyor burada sorusu oldu bak şimdi. Soru tüm kavuşupta sevmeyenlere gelsin. Buyurun. Bir var, iki var, üç var, hadi bak size biraz yazayım, dört var, beş var, altı var, nokta nokta nokta, 49 var, 50 var. Daha neleri var? Buyurun. Sadece çiftler mi kalıyor yukarıda? Oo, bak ilk yorum geldi, güzel. Bir var, üç var, beş var, tabii ki, gözü onun için uğraşıyorum, 49 var. Bak sağa değiştiriyorum. 50 kalacak. 1'ler, 3'ler, 5'ler, 49'lar gidiyor. Ne kalıyor? Evet. 100. Cansal çiftler kalıyor da. Çiftler kalıyor. Bunları da parantezine alacağım. Parantez alamayız ki çarpmayı. 6, 8. Değil mi? Bak öyle bir durum var. Toplamayı alırız, çarpmayı alamayız. Ama, bak ama şunu yapabiliriz. 50'ye kadar gidiyor. Biz faktöriyel arıyorsak şunu yapmayacak mıyız? 2 dediğiniz şey 2 çarpı 1 midir? Peki 4 nedir? 4 çarpı 2 çarpı 2'dir. 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. 2 çarpı 3'tür. Peki böyle böyle gidersem 50 nedir? 25 çarpı 2'dir. Çok güzel. Peki bir soru. Rengi değiştireyim öyle daha net gösterelim. Şimdi ben buradan 2'yi alsam, bunu alsam, bunu alsam, bunu alsam. 25 tane gelecektir. 25 tane buraya 2 tane ayırsam yani. İçlerinden evet, alıyorum 2'leri. 25. Peki geriye kalan 1, 2, 3, 25. Bu çarpım faktöriyel değil midir? Evet.
O zaman cevap bence şudur. 25 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 25'tir. 1'den 25'e kadar sayıların çarpımı 25 faktöriyel. Sizi kandırmış olmanın verdiği mutlulukla burası 25'ti zaten burası da 25'tir diyorum. Haberiniz olsun. çünkü 1'den 25'e kadar 25 tane sayı gelecekse her birinden bir tane 2 gelecek. O zaman demek ki 25 tane 2 olacak. Anlaştık mı? Biliyorum. Bildim. Peki. Benim çok sevdiğim sorulardan biri. A ve B birer doğal sayıdır diyor. Ve A faktöriyel eşittir 42 çarpı B faktöriyel. Bu sorunun bir kavrama noktası var. Şöyle anlatayım. O kavrama noktası dediğimiz şeyin ne olduğunu şöyle anlatayım. Bana şunu nasıl açarsınız? 6 faktöriyeli nasıl açarsınız? Efendim? 6 çarpı 5 faktöriyel. Şey, bu şey oluyor hocam. Bir 41 oluyor. Bir de 6, 7 çarpı 6 olur bu. Hemen görelim. Güzel. Peki. 6 çarpı 5 faktöriyel. Peki şöyle açamaz mısınız? 6 faktöriyel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye açamaz mısınız? Yani burada o zaman kaç tane açıldığının bence bir önemi vardır. Ama bu önemli nokta nedir biliyor musunuz? Bu açılan çarpımlar, şu faktöriyel sayının yanındaki sayılar bence hep artık ilk sayının çarpımıdır. 5 kere 6, 30 gibi. Aynen. Peki ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu 42'ye göre hareket etsem. A'yı 42 olarak düşünün. Bunu şöyle yazabilir miyim? 42 çarpı 41 faktöriyel. Evet. O zaman yani A'nın 42 olduğunu, B'nin ise 41 olduğunu düşünebilir miyim? Kesinlikle. Evet. Şimdi hemen bu sayıya soruyorum bak. Sayı. Sen ardışık iki sayının çarpımı olabilir misin? 6 kere 7. 6 kere 7. Çok güzel. O zaman şöyle düşünebilir miyim? Şimdi 42, 7 çarpı 6 olsa yanında B faktöriyel yazıyor. Burada da A faktöriyel yazıyor. A 7'yi, B de 5'i temsil edebilir mi? Evet. O zaman demek ki ikinci ikilimiz nedir? 7'ye 5. Kabul? Evet. Demek ki bu eşitliği sağlayan kaç farklı AB ikilisi yazılabilir? 2. Başka olmaz mı? Sorularda başka mümkün değil çıkmaz çünkü 3 tane sayının çarpımı olacak şekilde bir 42 sayısı yok. Eğer peki böyle bir sayı olabilir mi? Bak vallahi çok inceden görürseniz bir tanesini göstereyim. Bak şimdi yazıyorum. Hocam 120 faktöriyel olabilir mesela. 120 oluyor, 210 oluyor. Mesela bu. Adam öldürür. Bak bundan daha önce şunu göstereyim. 210 çarpı B faktöriyel mesela. Aynen. Başlıyorum. A 210 olabilir. B 209 olabilir. Evet. Elde var bir. Bir tane geriye giden mutlaka olabilir. Peki 210, 14 ile 15'in çarpımıdır. Evet. Ulan şöyle olabilir. 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyel 15 faktöriyel açılımı olabilir. Evet. Ama bir de şey olabilir. 210, 7, 6, 5'in çarpımıdır. Uh-huh. Ama ÖSYM sınavlarında bu kadar abartmazlar. Yani siz bunları tek tek görmeniz o kadar da kolay bir mevzu değildir. Ki bu da neyin açılımıdır? Evet, faktöriyel. Anlaştık mı? Aynen. Ama bu tekrar söylüyorum kolay bir soru olmaz. O zaman buyurun. Şimdi gelelim artık geleceğimiz faktöriyeldeki son başlık durumuna. Bir faktöriyel sayının içinde kaç tane asal çarpan bulunabilir? Buyurun bakalım soru bu. Şimdi ben herkes şöyle baksın. Bir saniye Gürsat buraya bir dalmadan. Çünkü burada bir açıklama yapmam gerekecek. Tamam hocam. Şimdi bak. Ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Şunu bilmiyorum. Bir faktöriyel sayının içinde kaç tane çarpan olduğunu bilmiyorum. Ne yaparım? Mesela 10 faktöriyeli. Hocam tek tek açarız aslında. Açayım. 10 faktöriyel dediğim şey. Biri yazmıyorum. Nasıl olsa çarpmada etkisiz. 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5 çarpı, 6 çarpı, 7 çarpı, 8 çarpı, 9 çarpı, 10. Bak bunu iki kere sordular. Mesela bir sınav sorusunda dediler ki galiba KPSS sorusuydu. 10 faktöriyelle neyi çarparsanız bir şeyin karesi olur dediler. İçinde tek kare bulunmayan sayı 7'dir. 7 ile çarparsanız olur. Ya da 7'ye bölerseniz olur. 7'ye kalanları çarparsanız bir şeyin karesi çıkıyor. O da ilginç bir tesadüf. Peki ben şimdi başlıyorum. 2'leri bulmaya çalışacağım. Şurada bir tane 2 var mı? Var. Peki bunda 2 tane 2 var mı? 2 çarpı 2 var.
Bir de bunda var. 6'da var. 4 3 tane de 8'de var. 7. Bir de bunda var 8. O zaman bunda 8 tane 2 var mı? Evet. Çarpın. İçinde kaç tane 3 var? Bir bunda var. Bir bunda var 2. 2 de bunda var 4. 3 üzeri 4 mü? Evet. Peki kaç tane 5 var? Bir bunda 5 var şunda. 5'in karesi. 10'dan var. Peki son olarak bir tane de 7 var. Mesela bana bu soruda pozitif bölen sayısını sorsaydı bunu mecbur yapma zorundaydı. Evet. Doğru mu? Hocam 3'te olan anlamadım. 3 üzeri 4. Hemen açıklıyorum. Bir tane 3'te var. Tamam. Bir tane 6'da var 2 çarpı 3'ten. Bir tane de 9'un içinde var. Daha kötü çizdim. 3'ün karesi değil mi sonuçta bu? Evet. 2 burada var, 1 burada var, 1 de burada var. 4 tane. Kabul? Tamam. Öyle mi Özgür hocam? Sesini duyayım dedim. Tamam. Görüntünü de gördük. Peki. Şimdi ben şunu sorabilir miyim? Soruna şimdi bak. Yazılış tarzına bakın. Bizim yazdığımız tarzına bakın. Bizimki daha açık seçik değil mi? Daha aydınlatıcı aslında. Evet. Ama sorunu sormak istediği şey M değil. M olsaydı şu kalabalığı hesaplatmazdı bizi. M'yi sorsaydı yani. M bence şuydu. 81 çarpı 25 çarpı 7 neyse işte olur. Evet. Ama ya şimdi şurada çok çalışsayız. 10 faktöriyel küçük bir sayı. Hadi aç 50 faktöriyeli böyle. Birden 50'ye kadar tek tek 1, 2, 3, 4, 50 diye yazsak tek tek çarpanları nasıl bulacağız? M'yi bulabilme şansımız yoktur. Bundan sonra aklınızda şöyle kalsın. Biz buradaki sayıya banka deriz. Banka istenilen parayı çektiğiniz zaman geriye kalan tüm parayı barındırandır. Biz ne hangi parayı çekmek istiyoruz? 258. 258. Peki bunu sağlayan en büyük en değeri kaçtır dediğiniz zaman cevap kaç? 8. Açık. İyi de ben bunu her seferinde tek tek bu kadar açarak yapmayacağım işte. Yapacağım şeyi gösteriyorum. Böyle bir soru karşıma geldiği zaman. Önce faktöriyele bakacağım. Faktöriyel. Soracağım 10. Değil mi? Peki hemen size bir yorum. 10 faktöriyel dediği zaman birden 10'a kadar sayıları çarp deyince benim aklıma şu gelir. 2, 4, 6, 8, 10. 5 tane 2 var. Ama işte o 4'ün ve 8'in içindekiler de bunu değiştirdiği için şöyle taktik veririz. Onu yazarız. Önce 2'ye böleriz. Onun içinde kaç tane 2 vardır? 5. Ama bu çıkanı bir daha 2'ye böleriz. Bu sefer 2 kez 2'ye bölünenleri buluyor. 5'i 2'ye böl 2. Sonra bir daha 2'ye bölüyorum bunu. Ta ki bu bölme işlemi bitene kadar. 1. Tam 5 tane 2'ye bölünen. 2 tane 4'e bölünen, 1 tane 8'e bölünen varmış. Toplam kaç tane 2'ye bölünen sayı var? 5, 7, 8. Ne yapıyorum yani asal çarpanları buluyoruz? Sayıyı sırasıyla bakıyorum. Kaç faktöriyel verdiyse hangi asal sayıyı bulmam istiyorsa ona bölüyorum. Böyle topluyorum. Çıkan sonuç bana içinde kaç tane asal sayı olduğunu gösteriyor. Yani 3 üzeri n çarpı m deseydi 3'e mi bölecekti? Aynen öyle. Mesela deseydi ki 100 faktöriyel eşittir 7 üzeri k. Özür dilerim. 7 üzeri k çarpı m deseydi. Size hiçbir zaman m'yi sormayacak. M burada banka unutmayın. M'yi sorması için de şu faktöriyelin küçük bir şey olması gerekir. Deseydi ki 7 üzeri k. K'nın maksimum değeri kaçtır dese ne yapacağım sürekli? 107'ye böleceğiz. Bitti bu kadar. Gayet kolay. Ama ne geldiğini anlamanız önemli. Çünkü diğer türlü ben size sadece böleceksiniz, bölenleri toplayacaksınız desem ezberden daha ileri bir şey olmaz. Aniden böyle refleks bir soru sorar, böyle kalırsınız. Bir daha uyarıyorum. M'yi bulabilmeniz için bunun küçük bir faktöriyel olması gerekir. Bankadır. 100 faktöriyelde bankayı bulamazsınız. Çok büyük sayıdır. Ama kaç tane 7 olduğunu bulabilirsiniz. Peki buyurun. Şu soruya bakın o zaman. Çok açtır. Ne yapacağım burada? Hem 3'ü hem 5'e mi böleceğiz? Aynen. Peki burada dikkat edin neyi soramaz? Neyi? Neyi soramaz. O zaman 70'i önce kaça böleceğim? 3'e. Bölüyorum. Dünya yeteneklerini bölersem 69'da 23 kere var. Bir daha 3'e bölüyorum. 7 kere var. Aynen. Bir daha 3'e bölüyorum. Sayı küçüldükçe ne yazık ki çarpan çoğalıyor. 2 tane var. Daha da bölünmüyor galiba. Evet. Peki 23, 7, 2. Kabul. Kaç tane oldu? O zaman 3 üzeri 32 mi oluyor? Evet. Demek ki K'da maksimum 32 tane varmış. Hı hı. Peki M? M 16. O da 16.
70'i 5'e bölüyorum 14. 14'ü 5'e bölüyorum. Evet. 2. Demek ki 14. 2 daha kaç yaptı? 16. Demek ki 5'lerden de 16 tane varmış. Peki soru bize ne soruyor? Main'in de 16 olduğunu anlıyor. Peki bu ikisinin toplamı kaçtır diyor? 32 artı 16 kaç? 48. En az diyebilir mi hocam? Ha, şimdi ona geliyorum. Niye en çok diye soruyor. Niye K nedir, niye M nedir diye sormuyor. Çok basit. Ben burada şimdi şöyle düşünün. Hocam, 32 tane 3 olduğunu biliyorum değil mi? Evet. Evet. Şey, en az dersi zaten 2 olması lazım ki cevap. 0 abi. En az dersi 0. Önemli değil ki. Yok, olamaz çünkü pozitif diyor. O zaman 1'dir. 2 de olur yani. K artı M ya. İkisi de pozitif olduğu için 2 olması lazım benim. Ya şimdi orayı anlamak için bir şey söylemem lazım yalnız. Bak önce şunu soralım. Biz şimdi 3'lerden kaç tane bulduk? 32 tane. 32. Bankada 32 tane 3'leriniz var. 3'lü altınız var. Öyle düşün. Siz bankaya gidip bütün altınları çekmek zorunda mısınız? Hayır. Belki bu neyinin içinde 3'ler kalacaktır. Yani 32 tane 3'lük paranız var. 32'sini de çekmek zorunda değilsiniz ki. Burası 3 üzeri 31 de olup bir tane 3 neyinin içinde de kaçmış olabilir. Evet. Bütün 2'leri çekmek zorunda değilsiniz. Bütün 3'leri çekmek zorunda değilsiniz. Siz maksimum bankadan kaç tane 3 çekebilirsiniz? 32. 32 tane. İşte o yüzden en çok diyor. En az derse, doğal sayı derse 0, pozitif doğal sayı derse 1 dersiniz. Anlaştık? Evet. Yani sadece en çok ya da en az diyebilirim. Direkt K artı M toplamı kaçtır diye. Şey diyebilir, mesela şöyle bir şey yapar. K büyüktür 20 olduğuna göre K kaç farklı yer alır? Ha, tamam. K 20'den büyükse 20'den 32'ye kadar değerler alır. Onu yapar. Evet. Şayet K, N ve M doğal sayı olsaydı ve atıyorum K kaç farklı yer alabilir deseydi. 33 tane. 33 tane ne orada? Niye? Bak şimdi. K'nın maksimum değeri kaç? 32. Minimum değeri kaç? 0. 0'dan 32'ye kadar 33 tane değer alabilir. Aynen öyle. Tamam. İşte. Peki buna ne dersiniz? Güzel soru. Allah razı olsun. Mi böleceğiz? 5. Ama 5'e böleceğiz değil mi hocam? Çünkü hem 5'e. Birbirine denk gelmesi için 5'e bölünenleri bulmamız lazım. Bir kere ben bu soruları arka arkaya yazdığım zaman birçok adam tutar 38'i 13'e böler. İyi de biz bu yaptıklarımızın hepsini asal sayılar için yapıyoruz. Olamaz öyle bir şey. Size diyor ki soru, 3'ler var, elimde 5'ler var. Bir tane 3, bir tane 5, 15 yapıyor. Buna göre kaç tane 15'in var diye soruyor. Şimdi diyelim ki testi izdivaç programı olsaydı katılsaydık. Elimizde 5 erkek olsaydı. 20 de kadın olsaydı. O programdan normal şartlarda maksimum kaç düğün çıkardı? 5. Niye? Hocam 5 tane erkek var. Kadınla birbirleriyle evlenmeyeceğimize göre. Normal şartlar onu gösteriyor. O bizim ülkemizde olmuyor. Başka yerlerde de geçerli olabilirdi. Hocam zaten senin buraya gidiyor. Şimdi erkekler de birbirle evlenir abi. Orayı karıştırma dur. O 5 tane 2,5 düğün de çıkabilirdi. Şimdi bak şöyle bir durum çıkaralım. Bizim o zaman bir soruda 15'i elde etmek için bir 3'lü bir şey ihtiyacımız var değil mi? Sizce 38 faktöriyel içinde 3'ler mi daha azdır, 5'ler mi daha azdır? 5'ler. Bence 5 çarpanı daha azdır. O zaman şunu iddia edebilir miyim? Bu şekilde asal olmayan bir sayının çarpanlarını ararken hangi çarpan daha büyükse o daha az çıkacağı için bence direkt o kullanılır. Yani 38'i kaça böleriz? 5'e. 5'e. Bu da 8. O da kaç yapıyor? 5 kere 35. Bir daha 5'e bölüyorum 1. Demek ki 7 artı 1 kaç? 8. Bu şunu gösteriyor. Bak burada ne demek istediğini şöyle anlatayım. 5'lerden 8 tane var. 3'lerden de 8 tane yanına alırım. Daha fazla 3 olabilir. Beni ilgilendirmez. Bu ikisini çarparsanız ne olur? 15 üzeri 8. Yani 8 tane 15 vardır diyor. O zaman bu sorularda şöyle diyebilir miyim? Ayrı ayrı asal sayı ayrı ayrı bölersiniz. İkisi birleşik bir sayıysa, asal sayı değilse yani hangisi büyükse ona bölersiniz. Ama en fazla dediği için aslında küçüğe bölmek daha mantıklı değil mi? İyi de sen şu 3'leri istediğin kadar debelendir. Yanına 5 gelmeyince nereden 15 olacaksın? Ha, sen şimdi yemeği bir patates bir domatesle yapıyorsan patates, domates. Elinde 1000 tane domates olsun. 3 patates olduğu için 3 tane yemek çıkarırsın. Daha fazlasını çıkaramazsın ki. Anlaştık. Her şeye cevabım var. Devam. Tamam. Geçiyorum. Desteğinizi baştan domates patatese geldim. Peki. Şeyim vardı ya. Züğürt ağa mıydı? Domates. Buyurun. Sıradaki soru. Okay. X
İkiye mi bölüyoruz hocam burada? Şimdi burada bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? 2 üzeri 2. Bu asal değil. Hı. Ama iki farklı asalın çarpımı da değil. Hocam 12 cevap herhalde. 12 geldi. Peki soruyorum 4 ne? 2'nin karesi. 2'nin karesi. Bir kere bizim aramamız gereken sayılar kesinlikle 2'nin kuvvetleri değil mi? Evet. Asal sayı 2 olduğu için bir şey değişmiyor. Önce 29'u ne yapıyor? 2'ye bölüyorum. Bak şunu uzatmamak için şöyle yapabilirsiniz. 29'u 2'ye bölün. 14. 14'ü 2'ye bölün. 7. 7'yi 2'ye bölün. 5. Uzun uzun bölme çizmeyin. 3, peki 3'ü 2'ye bölün. 1. Nasıl 7. 3 buldunuz ikiniz abi? Ben de acaba ikisi farklı çizim söylediler dedim. Buraya gittim ben bir an. Peki burayı toplarsanız ne olur? Hocam 25. 10, 25. Aynen 25. Demek ki ikilerden kaç tane var elinde? 25 tane. İyi de ben ikilerin 25 tane olmasını aramıyorum ki. İkinin karelerini arıyorum. O zaman son bir kez 25'i bir daha 2'ye bölüyorum. Demek ki kaç tane? 12 tane. Yani bak burada sakın şunu yanlış anlamayın. Niye bunu bölmeye devam etmiyorsunuz diye bana derste çok soruyorlar. Ben 25 tane 2 bulmuşum. Ama bana 2'şer tane 2 lazım. 25'in içinde kaç tane 2'şerli 2 olur? 25 bölü 2 12 tane. Yorulduk mu? İyi miyiz? Evet hocam. Akşama kadar yattınız. Devam, devam. Öyle yok. Devam. Evet. Öyle yok. Buyurun. Sıradaki soru. Şimdi az bir şey kaldı zaten. 3-4 tane sorum kaldı. Çok bir şeyim kalmadı. 32 faktöriyel sayısının sonundan kaç basamağı sıfırdır diyor. Şimdi ben kaç basamağı sıfırdır deyince neye bölüyordum? 5'e. 10. Peki 10. Asal mı? Asal değil. 2 ile 5 ama büyüğünü alacağız. Kedinin adı Asal bu arada. İçeriden miyav diyor Asal. Bu da güzel. Peki. O bir kere Asal değil. Garip hanım. Peki. Hocam 5'e mi bölüyoruz? 2 ile 5'in çarpımı değil mi? Evet. Aynen. Büyük olanı hangisini seçeceğiz. Hangisini bölüyorduk? 2'ye mi 5'e mi? 5'e. O zaman demek ki biz 32'yi neye böleceğiz? Direkt hiç düşünmeyeceğiz. Böleceğiz 5'e. Bitti. Demek ki sondan kaç basamağı sıfır sorularında biz hep aynı şeyi düşüneceğiz. 6 kere var. Bir daha 5'e bölüyorum. 7. 1 kere var. Demek ki 6 buradan bir de buradan tam 7 tane 5 vardır. 7 tane 5 var demek ki 7 tane 0 var demek ki aynı şeydir. Anlaştık? Peki evet. Deseydi ki 400 faktörün sonunda kaç tane 0 vardır deseydi. Yine 5'e bölecektim. Aynen. Anlaştık? Peki sorun şöyle gelseydi. Ben size bir ipucu vereceğim. İpucum şu. Bana şunu söyler misiniz? 100 ile 10 bini toplasanız. Hocam burada küçük tane sıfır olacak. Küçük tane ne ya? Kadar dedim. Tane demedim. O da iyi. Bir saniye. Ne dedin? Küçük kadar sıfır olacak. Küçüğün var olduğu sıfır kadar sıfır olacak. Güzel. Peki. Ben 100 ile 10 bini toplasaydım. Cevap ne olurdu? 10 bin 100 olurdu. Aynen. Peki bu toplamın sonucunda kaç tane sıfır var en sonunda? İki. İki tane. Peki kime bağlı dikkat ettiniz mi? Küçüğe. O zaman demek ki bir toplamın sonucunda kaç tane sıfır olduğunu belli eden şey eğer faktöriyeller birbirinden uzaksa asla büyük değildir. Küçük. Hocam cevap 10 mu? Ne yaptın? 5, 45 faktöriyeli 5'e böldüm. Çok güzel. 5'e bölünce kaç kere geldi? 9, 1, 10. 9'u bir daha 5'e böldüm. 1. 9 bir daha. Kaç yaptı? 10. Demek ki bu sayının sonunda 10 tane 0 var. Yalnız bak az önce çok önemli bir uyarı yaptım. Bilmiyorum yakaladınız mı? Hocam eğer sayılar yakın olsa bunu yapamayız. Yapalım. Buyurun. Eğer sayılar birbirine çok yakınsa, ki yakınsanın anlamını söyleyeyim. Ya da 1 ya da 2 fark varsa, ki 2 farklı soruyu ben daha hiç görmedim. Aslında yapılabilir ha. Aklıma gel. Niye gelmedi ki? Neyse. Peki, böyle bir soruyla karşılaştığınız anda size şunu söyleyeyim. Bunları 7. paranteze almak zorundasınız. Bunları ne parantezine alırız? 28 faktöriyel. Peki 28 faktöriyel parantezine alınca bazen sürprizler çıkar karşınıza. Burada kalır 1, burada kalır 29. O zaman burası oldu. 28 faktöriyel çarpı kaç? 30. O sürprizi söyleyeyim. İşte bu 30 sürpriz. Niyesini anlayacağım şimdi. 28'in içinde bir kere faktöriyelli olduğuna göre kaç tane sıfır var? 6 tane. 28 ne yapıyorum? Bölüyorum 5'e. 5. Bölüyorum 5'e. 1. 5 bir daha kaç yaptı?
6. 6. Bak şıklarda 6 var, görüyor musun? 7. Ama bir de burada 0 var. 7. 7. Demek ki bu sayının sondan 7 tane basamağında 0 var. Peki böyle sorularda özellikle size şöyle tuzak kurarlar. Dikkat edin. İçinde 5 çarpanını fazladan tutarlar. Bak size bir tane göstereyim mi? Anlattığım kısa yolla göstereceğim. Yakalayabilecek misiniz bakalım? Önce bir düşüneyim bir saniye. Düşündüm. 123 faktöriyel. 124 faktöriyel. 125 faktöriyel. Toplamının sonunda kaç tane sıfır vardır deseydim. Ne derdiniz? 123 çarpı 125'in karesi. 123 faktöriyel çarpı 125'in nesi? Karesi. Karesi. O zaman ben önce şunu soruyorum. 123 faktöriyeli ne yapmam gerekir? 5'e bölmem gerekir. 123'te 24 kere var. 24'te 4 kere var. Toplam kaç oldu? 28. 28. Ne demek biliyor musunuz? Bunda tam 28 tane 5 var demek. Aynen. Peki, bir de burada 5'ler var. 6 tane. 5'in 3'ünün karesi. Niye 125'in karesi oldu ki? Çünkü hani şey demiştim ya, 3'lü ardışık olunca küçüğün faktörüyle büyüğün karesi. Ha. İlk başta anlattığım kısa yol. Evet. Bu da 5 üzeri 6 oldu mu? Evet. O zaman demek ki 28 tane 5 burada var, 6 tane de burada var. Toplam kaç tane oldu? 34. Bu var ya çok tehlikeli bir sorudur. Aman dikkat edin. İçinde yakın olan durumlarda fazladan 5 çarpanı çıkabilir. Tamam mı? Anlaştık mı efendim? Evet. Güzel. O zaman buyurun gelelim bakalım sıradaki soruya. Evet. Şimdi bir soru biçimi de sondan kaç basamağı 9'dur. Gayet kolay. Size bir soru soralım. Burada kaç tane sıfır var? 2. Bravo. Hala iyi görüyorsunuz. Sıkıntınız yok. 100'den 1 çıkarırsanız kaç kalır? 99. Kaç sıfır var? 2. Kaç tane 9 var? 2. O zaman şunu iddia edebilir miyim? Bir sayının sonunda kaç tane sıfır varsa ondan 1 çıkarırsanız o kadar 9 gelir. Yani bu sorunun da mantığı 5 ile bölünmeyle aynı mantıktır. Kısacası ne yaparsınız? 99'u 5'e böleceğiz. Çok güzel. 99'u 5'e bölseniz. 22 oluyor. Kaç kere var? 10 kere. 19. Bir daha 5'e bölseniz. 3 oradan. 3 kere var. Daha. Toplam kaç oldu? 22. Ama bak birçok kişi şunun tuzağına düşer. Gider bir de bundan 1 çıkarır. Aman diyeyim. O 1 bunları elde edebilmek için yapılan bir şeydir. Anlaştık mı? Güzel. Demek ki sonun cevabı nedir? 22 tane. 5 vardır. Yani 22 basamağı 0. Diyorum. Geçiyorum. Şimdi gelelim son iki sorumuza. Onları da özellikle sınav sorularından seçtim. Burada duracağım. Buyurun sınav soruları abi. YGS sınav sorusu. Çok tatlı bir soru. Buyurun. Size bir ipucu vereyim. İpucum şu. İkisinin de içinde ortak olan sayıları düşün. Şimdi buraya bakın şimdi. A 5 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel. D 6 çarpı 8 faktöriyel. D 7 çarpı 7 faktöriyel. Bunların hocam, ortak olan çarpanı ne? C küçüktür, B küçüktür, A. O bilmiyorum cevabı. İnanın bilmiyorum. Şunu hocam, söyleyebilir şey miyim? Tak, olmaz mı aslında? En üstte sana 5 faktöriyel var ya. Sağda da zaten 5 faktöriyel var. Karesi gelecek oradan. Yok abi, işte oraya girme diyorum bak. Girme. Şimdi ben 5 faktöriyel, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel. Bunların hepsinde 5 faktöriyel var mı? Var. Evet. At o 5 faktöriyeli. Burada kalır 1. Burada kalır 6. Burada kalır 6 kere 7, 42. Hı-hı. Kabul ediyor musun? Nasıl evet, oldu o? 6 kere 7, 42. 5 faktöriyeli atınca geriye 6 ile 7 kalır. Tamam. Peki, iki tarafa geliyorum. 7'leri atacağız. Peki bunlar da ne ortak? 7. 7. 7 faktöriyel atarsanız burada kalır 1. 1. Burada kalır 8. Burada kalır 72. Burada kalır 8 kere 9, 72. 72. Dikkat edin, bu kaç çıktı? 72. Kaç çıktı? 48. Bu kaç çıktı? 42. 42. Ha, içti içti bak. O zaman demek ki en büyük A, sonra B, sonra C. Çok güzel bir soru bence. Çok bak, çok temel, çok güzel bir soru. Evet. Var mıdır bir sıkıntı acaba? Yok. O zaman gelelim akşamın son sorusuna. Buyurun bakalım. Bu sorulduğu yıl bunun aynısını KPSS'ye sordular. Ama ne diye sordular biliyor musunuz? 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel diye. Çok basit. Bak göstereyim.
Size hatta oradan da çaktırmadan bir tane kısa göstereceğim. Şöyle gösterdiler. Kare koydular. Buna da kare koydular. Sonra şöyle yaptılar. Buna bir kare koydular. Buna da bir kare koydular. Şimdi ben size yapacağım şeyi göstereyim. Yine parantez alacağım. Bunlar da ortak hangi faktöriyeller? 3 faktöriyel. Peki bu sefer 3 faktörün karesi parantezini alıyorum. Bak şimdi iyi izleyin beni. Kalanları yazıyorum. Nasıl olsa ikisinde 3 faktöriyelin karesi parantezini alabilirim. Bunu 3 faktöriyelini atarsanız sadece geriye 4 kalır. Ama bir de tepede kare olduğu için. 4'ün karesi kalır. Peki bunda? 1'in karesi. 1'in karesi kalır. Peki altta ne kalır? Bence 3 sağlı tamamsa alt zaten tamam. Eksi. Kalır mı? Evet. Peki bunları sağa değiştirirseniz. Ne kaldı? 17 bölü 15. Ben size şunu iddia ediyorum. Böyle bir soru biçiminde. Bunlar ardışık sayılarsa hep böyle aralarındaki fark 2'dir. Çünkü niye biliyor musunuz? Mesela 5'e 4 olsaydı 5'in karesi artı 1, 5'in karesi eksi 1 kalacaktı. Peki bir yorum daha getireyim. Şu ikisinin toplamı kaç? 32. 32 neyin 2 katı? 16. 16 neyin karesi? Büyüğün karesi. Büyüğün karesi. Çok güzel. Peki. Buraya 2'ni genişletir misiniz? 122. 122 bölü 120. Kabul mü? Hı. Peki ben sorayım. Niye 2 ile genişlettim? Ardışık olduğu için aralarındaki fark 2 olacak. Peki geliyorum. Peki 122 11'in karesi artı 1 mi? Evet. 11'in karesi eksi 1 mi? Hı-hı. Nereye varmaya çalıştığımı yakaladınız mı? Demek ki büyük çarpan 11'miş. N artı 1 11 ise N de kaçtır? Bunu mu görmemizi istediler sınavda? Allah belalarını versin. Katılıyorum. Ya bak tekrar söylüyorum. Bu konularda TYT, YGS, yeni sistem değişikliğine kadar hiç acımadılar ya. Öyle sorular sordular ki bunun bak şu sorduğu KPSS sorusu bak şu. Ben bunu hesaplasam ben 24'ün karesini hesaplarım. 6'nın karesini toplar yine bulurum yine. 4 faktörü biliyorum sonuçta yani. 576 artı 36 toplar. Öbürüne çıkarırım yine bölerim yine bulurum. Gene vallahi yine derim yine bulurum yani. Ama alttaki bu vicdansızlık başka bir şey değil. Hocam bunun başka bir sistemi var mıdır acaba? Var tabii ki canım. Normal şeyle yoluyla yapabilirim. Ben burayı ne parantezine alırım? N faktörünün karesi. Evet. Kalanları yazıyorum. Burada N artı 1'in karesi kalır ki çarpanlar ayırma çıkacak içinden şimdi. Aynen. Artı 1'in karesi. Alt taraf ne olacak? N faktörünün karesi. Artı N artı 1'in karesi. Eksi 1'in karesi. Vallahi yoruldum yazması zorlaştı. 61 ölü 61. Olur mu? Evet. Peki bak şuna A diyorum. Şuna da A diyorum. Evet hocam. Bu şöyle oldu mu? A artı 1 bölü A eksi 1. Evet. 61 bölü 60. İçler dışlar çarpımı yaparsanız buradan A şu çıkar. 60 artı 60. A eşittir 121 çıkar. Hmm. 121 dediği şey de A'da N artı 1'in karesi değil mi? Aynen. Aynen aynen. Geldi. Buradan N kaç gelir? 10 gelir. Aynen. Yani bu gene kolay değil. Bir de çok işlem hatası yapma potansiyeli var. Kesinlikle öyle. Peki ben burada duruyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Takılın bir şey olursa yine bana özelden ya da gruptan atabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.